Kazanım kavrama testi 1. Mantık. Bu videomuzda mantık konusuna ait web kazanım testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Yukarıdaki ifadelerden hangileri önermedir diye sorulmuş. Öncelikle kısaca bir önermenin ne olduğunu hatırlayalım. Önerme, doğru veya yanlış diye sınıflanabilen ifadelere denir. Bir ifadeye biz doğrudur diyorsak o bir önerme belirtir. Bir ifadeye biz yanlıştır diyorsak o da önerme belirtir. Bir ifade doğru veya yanlış diye sınıflanamıyorsa o bir önerme belirtmez. Şimdi maddelerimize tek tek bakalım. Birinci madde. Bugün hava çok güzel. Bu göreceli bir kavramdır. Bu cümleyi söylemiş bir kişiye sen yanlış bir şey söyledin veya doğru bir şey söyledin diyemeyiz. Çünkü birisi için yağmurlu hava güzel iken, birisi için güneşli hava güzel olabilir. Bu cümle göreceli bir ifade belirttiği için, kişiden kişiye değişiklik göstereceği için doğru veya yanlış diye sınıflanamaz. Bu nedenle önerme değil. İkinci maddeye baktığımızda sıfırdan küçük doğal sayı vardır. Doğal sayıları hatırlayacak olursak, büyük N harfiyle gösterilir doğal sayılar kümesi. Sıfırdan başlar, 0, 1, 2 ve sonsuza kadar devam eden sayı kümesidir doğal sayılar. Şimdi bu küme önümüzde olduğuna göre sıfırdan küçük doğal sayı vardır. Sıfırdan küçük doğal sayı yoktur. En küçük doğal sayı sıfırdır. Bu yanlıştır. Bu ifadeye yanlış diyebiliyoruz. Bir ifadeye yanlış veya doğru diyebiliyorsak o bir önerme belirtir. Yani ikinci madde bir önermedir. Çeşidi de yanlış önerme. Üçüncü maddeye baktığımızda bugün sinemaya gidelim mi? Soru cümleleri doğru veya yanlış sınıflamasına tabi tutulamaz. Birisi bize bir soru sorduğu zaman soru doğru, soru yanlış pek o sınıflama yapılamaz. Bugün sinemaya gidelim mi? Bu cümleye yanlış veya doğru diyemeyiz. Gidelim mi? Hayır, evet, böyle cevaplar veririz burada. Doğru veya yanlış diye sınıflanamayacağı için soru cümleleri önerme belirtmezdir. Sonuca gelecek olursak, yalnız 2 önerme belirtmekte. 5 şık. İkinci sorumuza gelelim. P, Q, R, S önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu önermeleri tek tek okuyup bunların doğru veya yanlış olup olmadıklarını belirleyelim. P önermesi. Bundan önerme olduğu söylenmiş. Yani bundan önerme mi belirlemekle uğraşmıyoruz. Bunun çeşidi ne şimdi? Doğru önerme mi yanlış önerme mi? Doğru önerme ise doğruluk değeri 1'dir. Yanlış önerme ise doğruluk değeri 0'dır. P önermesi. Her doğal sayının karesi pozitiftir. Doğal sayılar kümesini yukarıda yazmıştık. Sıfırdan başlıyordu. Ve burada sıfırın karesini aldığımızda sıfır eder. Sıfır pozitif veya negatif diye sınıflanamaz. Bu nedenle her doğal sayının karesi pozitiftir ifadesi doğru bir ifade değildir. Bu yanlıştır. Bu nedenle bu önermenin doğruluk değeri sıfır olur. Sıfır dışındaki bütün doğal sayıların karesi tabii ki pozitiftir. 1'in karesini aldık, 1, 2'nin karesini aldık, 4 hep pozitif sonuçlar çıkar. Q önermesine geçelim. 12 faktöriyel sayısı 243 ile kalansız bölünebilir. Şimdi 243 alelade bir sayı değil. 3'ün 5. üssü. 12 faktöriyeli bir açacak olursak 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10, 11 ve 12. 12 faktöriyel budur. 243 ise 5 tane 3'ün çarpımıdır. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Eğer ki 12 faktöriyelin içinde 5 ve 5'ten fazla 3 olursa 12 faktöriyel bölü 243 tam bölünebilir.
12 faktöriyelin içindeki 3 sayısı 5'e eşitse tam bölünür. 5'ten fazlaysa tam bölünür. Eğer ki 5'ten azsa tam bölünemez. Bir tane 3 burada var. 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımıdır. İkinci 3 burada. 9'da 3 çarpı 3'tür. 2 tane 3 de burada var. 12 4 çarpı 3'tür. 5. 3 de burada var. Kaç üçümüz etti? 1, 2, 3, 4, 5. 12 faktöriyelin içinde 5 tane 3 olduğu için bunu buna bölersek bu 3'ler sadeleşir ve sonuç tam bölünür. Kalansız bölünebilir demiş. Bu doğru bir ifade. Bu önermenin sonucu doğruluk değeri 1'dir. R önermesine geldik. A kare eksi B kare eşittir 0 ise A eşit B'dir. Şimdi bunun doğru olmama ihtimali de söz konusu tabii ki. A kare eksi B kare 0 ise A kare eşittir B kare demektir. Bundan da iki olası sonuç vardır. A eşit B'dir veya A eşit eksi B'dir. Bu cümle tamamıyla doğru olmadığı için bunun doğruluk değerine 0 diyeceğiz. Çünkü A eksi B'ye de eşit olabilir. A kare eksi B kareyi diğer tarafa atarsak A kare eşittir B kare ise A eşit B'dir. A eşit eksi B de olabilir. Bu nedenle bunun doğruluk değeri 0'dır. Bu yalnız gene de ufaktan bir soru işareti de koyalım bunu. S önermesine geldik. X küçük 0 ise mutlak değer eksi x dışarıya x diye çıkar demiş. X sıfırdan küçükse işareti eksidir. X yerine eksi koyarsak bir de önünde eksi olduğu için bu mutlak değerin içerisi artıdır. Mutlak değerin içerisi artıysa dışarıya olduğu gibi çıkartılması gerekir. Yani bunun dışarıya x değil de eksi x diye çıkması gerekir. Bu nedenle bu eşitlik yanlıştır. S önermesi sıfırdır. X sıfırdan küçükse mutlak değerli bir şey x olarak çıkmış. Yani negatif çıkmış anlamına gelir ki bu da mümkün değil zaten. Şimdi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. P denktir Q'ya. İkisi de aynı doğruluk değerine sahipse evet. P 0, Q 1. Bu ikisi birbirine denk değil. Q denktir R'ye. Q 1, R 0. Bu da yanlış. P denktir S'nin değerine. P 0. S'nin kendisi 0. Onun değilini, olumsuzunu alırsak 1 olur. Bu da yanlış. P'nin değili 0'dır. P'nin kendisi 0. Değilini alırsak 1 olur. Bu da yanlış. S'nin değili 1'dir. S'nin kendisi 0'dır. Onun değilini alırsak 1 eder. 1 denktir 1'e. Cevabımız E şıkkı. Aşırı kaliteli ve uğraştırıcı bir sorudur sınav anı için. Ve üniversite sınavında gelme ihtimali oldukça yüksek tipte bir soruydu bu. Yolumuza devam edelim. Üçüncü soru. Önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Niceleyicilerle yazılmış bir önerme. Bu bazı niceleyicimiz, bu her niceleyicimiz. Karşıt tersi ise ile ilgili bir kavramdır. P ise Q'nun karşıt tersi. Bunun karşıt tersi diyelim. Karşıtı deseydi sadece yer değiştirecektik. Tersi deseydi ikisinin olumsuzlarını alacaktık. Karşıt tersi derse hem yer değiştireceğiz hem olumsuzlarını alacağız. Q'nun değili ise P'nin değili. Biz de bu ifadenin karşıt tersini alacaksak bununla bunun yerini değiştireceğiz ve olumsuzlarını alacağız. Bu tarafa gidecek ve olumsuzu alınacak. Bunun olumsuzunu alalım. Her niceleyicisinin olumsuzu bazıya dönüşür. Bazı x eleman n, x kare artı 1 büyük sıfırın olumsuzu, x kare artı 1
Küçük eşit 0 olur. Aradaki ise de bir değişim yok karşıt ters alırken. Bu tarafa gidecek ve olumsuzu alınacak. Bazı niceleyicisinin olumsuzu her olur. Her x eleman z. X büyük 0'ın olumsuzu da x küçük eşit 0 olur. Sorumuzun cevabı bu olacak. Bazı ile başlayacağız. Bazı x eleman ne? X kare artı 1 küçük eşit 0 ise her x eleman z x küçük eşit 0. Cevabımız B şıkkında. Buradakinde uymuyor. Bu da ona benzer bir başlangıç yapmış. Bu olumsuzları alırken elemanıdır işaretlerinde değişim olmaz. Burada elemanı değildir gibi bir hata da yapmayalım. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Bize bir bileşik önerme eşitliği verilmiş. Olduğuna göre P, Q ve R önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Tek tek şıkları deneyip kontrol edebiliriz. Tabii ki uzun bir yoldur. Aradaki bağlacımız öncelikle V. V bağlacında sonucun 1 çıkabilmesi için 2 girenin de 1 olması lazım. Herhangi birisi 0 olursa sonuç 0 çıkar. Arada V varken sonucun 1 çıktığını görünce anladık ki burası 1, anladık ki burası da 1. R'nin 1 ettiği çıktı zaten. R 1. Üçüncüsü 1 olacak. Üçüncüsünün 1 olmadıklarını eleyelim. Bu 1, bu 1, bu 1, bu 1. Tamam. Şimdi buranın 1 etmesi lazım. Buranın sonucunun 1 çıkabilmesi burada olumsuz alınmış. Şu içerisinin 0 çıkmasıyla mümkündür. P veya Q'nun değili 0'mış ki onun olumsuz alınınca 1 etmiş. Veya da sonucun 0 çıkabilmesi için tek durum söz konusudur. İkisi de 0 0'sa sonuç 0 çıkabilir. Bu nedenle buradaki P 0, Q'nun değili de 0. P, Q. P'nin 0 olduğunu bulduk. Q'nun değili 0'sa Q'nun kendisi 1'dir. 0, 1, 1 arıyoruz. Cevabımız E şık. Geçelim 5. sorumuza. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. 1. madde. P ve P'nin değili çelişkidir. Çelişki demek bir bileşik önermenin sonucu 0 çıkıyorsa, yani buradaki önermelerin yerine hangi doğruluk değeri gelirse gelsin hep sonuç 0 çıkacaksa ona çelişki diyoruz. P ve P'nin değili. Bu aradaki bağlacımız V. P'ye 1 desek P'nin değili 0'dır, sonuç 0 çıkar. V'de çünkü 0 baskındır. P'ye 0 desek P'nin değili 1 olur, sonuç yine 0 çıkar. P ve P'nin değilinde bu ikisinden biri her halükarda 0 olacağından dolayı bunun sonucu 0'dır. Yani bu bileşik önerme çelişkidir ifadesi doğru. P ise P'nin değili ise P totolojidir. Bir ifadeye totoloji dememiz için bileşik önermeye doğruluk değeri 1 çıkmalı. Buradaki ise bağlacını veya'ya çevirecek olursak aradaki ise'yi veya'ya çevirirken bu ilkinin olumsuzunu alırız. P'nin değilinin bir daha olumsuzunu alırsak P olur. P veya P'ye eşittir bu. P veya P'nin sonucu da P'ye eşittir. P'ye 1 verirsek sonuç 1 çıkar. P'ye 0 verirsek sonuç 0 çıkar. 0 veya 0 0'dır. 1 veya 1 1'dir. Sonuç doğruluk değeri olarak 1 çıkmıyor. Sonuç P çıkıyor. P ne alırsa, P 1 alırsa 1 çıkar. P 0 alırsa 0 çıkar. Bu bileşik önerme totoloji değildir. Her durumda sonucu 1 çıkmıyor. Bir bileşik önermeyi sadeleştirdiğimizde 1 kalırsa totolojidir. Sadeleştirdiğimizde 0 kalırsa çelişkidir. Sadeleştirdiğimizde harfli kalırsa ne totoloji ne çelişkidir. Bir bileşik önerme vermiş, çelişkidir diyor. Öncelikle şu olumsuzu bir işletelim içeriye. P'nin değili
Aradaki veya ve Q'nun değili ve P. Buradaki bağlaç ile buradaki bağlaç ikisi de V olursa veya olursa buradaki parantez kaldırılır. Buradaki parantezi kaldırırsak P'nin değili ve Q'nun değili ve P. Yer değiştirme özelliği vardır V bağlacında. P'nin değili ve P ve Q'nun değili. P'nin değili ve P ikisinden birisi her halükarda sıfır olacağından dolayı ve V'de de sıfır baskın olduğundan dolayı sonucu sıfır. Sıfır ve Q'nun değili sıfır her türlü baskındır. Q'nun değili ne olursa olsun sonuç sıfır çıkacak. Sonuç sıfır çıktığı için bu bileşik önermeyi sadeleştirdik. Sonuç sıfır çıktı. Yani bu önermelerin yerine hangi doğruluk değerleri gelse gelsin çelişki çıkıyor. Bu da doğru. 1 ve 3 doğru olan bileşik önerme ifadeleri. Bir bileşik önerme verilmiş. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Sadeleştirip bakacağız. Öncelikle ise'den kurtulalım şurada. P'nin değili ise'den kurtulurken onu veya'ya çevirip ilk önermenin olumsuzunu alıyoruz. İse'li önermeleri sadeleştirme sorularında veya'ya çevirmemiz gerekir ki düşünme kolaylığı sağlansın. Ve çevirirken de kuralımız budur. P ise Q denktir P'nin değili veya Q'ya. Burada ise'den kurtulduk. Bunun olumsuzunu aldık veya yaptık. Burada da bir ise var. Onu da veya yapıp şimdi bu parantezin dışına bir olumsuz koyuyorum. Çünkü buradaki ise'yi veya yapınca bundan önce gelen kısmın olumsuzunu almamız gerekiyor. Devam eden kısma bakalım. P ve Q veya P'nin değili var. Şunu da içeri işletelim. Dışarıdaki olumsuzu. P veya V olur. Q'nun değili Q. Veya P ve Q veya P'nin değili. Veya da P veya P'nin sonucu P'dir. P ve Q veya P ve Q şu ikisi sadece bir tane P ve Q'ya eşit olur. Veya P'nin değili var. Buradaki dağılma özelliğini uygulayacak olursak P'nin değilini veya ile içeriye dağıtıyoruz. P veya P'nin değili araya V gelecek. Q veya P'nin değili. P veya P'nin değilinin sonucu veya da bir baskındır. P veya P'nin değili var burada. İkisinden biri her halükarda bir olacak. Yani bunun sonucu birdir. 1 ve Q veya P'nin değili. V'de bir çekiniktir. Sıfır baskındır. 1 ile bir şey işleme giriyorsa onun sonucu neyse o çıkar. Bunun sonucu 1 ise 1 çıkar, bunun sonucu 0 ise 0 çıkar. Yani bunun eşiti Q veya P'nin değili. Şimdi şıklarda bunu arayacağız. Q veya P'nin değili. Bu öyle bir şey değil. Bu öyle bir şey değil. Buradakinin bir şansı var. P'nin değili. İse'yi çeviriyoruz veya Q. Bunların yer değiştirme özelliği olduğu için bu ifadeyle bu ifade birbirinin aynısı. Denk olduğu ifade C şıkkı. Sonuç 0 ve 1 değil zaten. 0 çıksaydı 0'ı işaretlerdik. 1 çıksaydı 1'i işaretlerdik. Yedinci sorumuza geldik. P'nin değili ancak ve ancak Q önermesinin olumsuzluğu aşağıdakilerden hangisidir? Ancak ve ancaklı ifadenin olumsuzluğunu alabilmek için önce bunun açılımını yapmamız lazım. Şu açılım formülünü bir hatırlayalım. P ancak ve ancak Q. P ise Q. Ve.
Q ise P'ye eşittir. Ardından olumsuzu alabilmek için bu iseleri de V'ye çevireceğiz. Bu açılım formülünü bir uygulayalım şimdi bunu. Şunu öncelikle bu formülle açıyoruz. Ancak ve ancaklığının olumsuzluğunu alabilmek için onu tamamen V veya'ya çevirmeliyiz. P'nin değili ise Q ve Q ise P'nin değili. Hala bunun olumsuzluğunu alamıyoruz. İsenin de olumsuzu alınamıyor. Onları da veya'ya çevireceğiz. Onun için kullandığımız formülü geride yazmıştık. Bunu veya yapıp ilkinin olumsuzluğunu alıyorduk. P'nin değerinin olumsuzunu alırsak P veya Q olur burası. Ve bunun olumsuzunu alacağız. Q'nun değili veya P'nin değili. Şimdi olumsuzluğu alınabilecek hale geldi. Bunun olumsuzunu alıyoruz şimdi. Sıradan her şeyin olumsuzu. P'nin değili ve veya'nın ve Q'nunki Q'nun değili. Arada V var veya. Q'nun değili Q. Aradaki V oldu. Burası da P. Aradığımız cevap bu. P'nin değili ve Q'nun değili. P'nin değili ve Q'nun değiline ihtiyacımız var burada. Yanında Q ve P olması lazım. P'nin değili ve Q'nun değili. Yerlerini ters yazmış bilerek. Arada veya var. Q ve P'yi de yerlerini değiştirerek yazmış P ve Q. V veya bağlaçlarının değişme özellikleri vardır. 8. sorumuza geçelim. Bize bir bileşik önerme eşitliği vermiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sonucu sıfır etmiş bir bileşik önerme vermiş. Veya da sonucun sıfır çıkabilmesi veya da bir baskındır. Bu nedenle ikisi de sıfır olması lazım ki sonuç sıfır çıkabilsin. Veya da sonuç sıfır çıkmış. O zaman buranın ben sıfır olduğunu anladım. Buranın da sonucunun sıfır olduğunu anladım. İse de sonuç ne zaman sıfır çıkar? Tek bir durum vardır ise de sonucun sıfır çıkabilmesi için. İlk giren 1, ikinci giren 0 olmalıdır ki sonuç sıfır çıkabilsin. Bu bilgiler artık kafamıza yerleşmiş olması gereken bilgilerdir. Q 0. Devam ediyoruz burada. V'yalı bir şey var. Q veya R'nin değili 0. Burada da sıfır etmesi gerekiyor. Veya da sonucun sıfır çıkabilmesi daha yeni söyledik. İkisi de sıfır olması lazım. Q 0. R'nin değili de sıfır olması lazım. R'nin değili sıfırsa R 1'dir. P, Q, R'nin ne ettiğini anladık. Hangisi yanlış duruyor? Tek tek şıklara koyacağız. Hangisi yanlış çıkıyorsa cevap olacak. P yerine 1, Q yerine 0 koyalım. V'de 0 baskın olduğu için sonuç 0 çıkacak. Doğru bu. Q ve R'yi yerine koyalım. Q 0, R 1. 0 baskın olduğu için V'de sonuç 0 çıkacak. Doğru. P'nin değili, 1'in değilini alırsak 0 veya Q 0. Sonuç 0 çıkar. İkisi de 0 0 olduğu zaman veya da sonuç 0'dır. Doğru. R yerine 1, Q yerine 0 koyduk. 1 ise 0. Daha yeni söyledik zaten 0'dır. Yanlış olan cevabımız D şıkkı. Buraya geldiğimizde Q 0, P 1, 0 ise 1, 1'dir. Evet. Çünkü aradaki iseyi veya'ya çevirirsek görebiliriz. Sıfırın olumsuzunu alırsak 1 veya 1 demektir. Bunun sonucu da 1 eder. Geldik 9. sorumuza. Aşağıda verilen açık önermelerden hangisi doğrudur? Açık önerme, önermenin fonksiyonlaştırılmış halidir. Her x eleman R, x kare sıfırdan büyüktür diyor. Her reel sayı için onun karesi sıfırdan büyük diyor. Ama sıfır var bunu sağlamaya. Sıfırın karesi sıfır eder. Sıfırdan büyük değildir ve sıfır reel sayıdır. Bu nedenle bu açık önermemiz yanlıştır. Bazı x eleman n, yani bazı doğal sayılar
için x artı 1 sıfıra eşit ve küçüktür. Doğal sayılar kümesine hatırlayacak olsak 0, 1, 2 gidiyor. 0'ı koyuyoruz buraya. Sıfırdan küçük veya eşit olmuyor. 1'i koyuyoruz. Olmuyor. Hiçbir doğal sayı için sıfırdan küçük olabilmesi mümkün değil. Bazı dediğinde bir tane sağlayan bulsaydık buna doğru derdik ki bir tane sağlayan durum bile yok. Bu da yanlış bir önerme. Bazı x eleman reel sayı için bunun sonucu sıfır çıkar demiş. Kesirli bir ifade vermiş. Bunun sonucunun sıfır çıkması payının sıfır çıkmasıyla mümkündür. Hiçbir reel sayıda onun karesiyle biri toplarsak sonuç sıfır çıkmaz. Bunun sonucu sıfıra eşit olamayacağı için bu eşitliğin sıfır etmesi reel sayılarda mümkün değildir. Payda ile ilgili değildir sonucun sıfır çıkması. Bu da yanlış. Bir tane bile bulamadık ki x sonucu sıfır çıkartabilir. Her x n eleman z. Her x çok acayip yazmış. Her x ve n tam sayısı için daha doğru okudum şimdi. X üzerine sıfırdan büyüktür demiş. Her tam sayı için x üzerine sıfırdan büyüktür. Biraz iddialı bir şey oluyor. Mesela eksi 3 üzeri 1. 1 tam sayı. Eksi 3 de tam sayı. Eksi 3 üzeri 1. Eksi 3 eder. Nereye sıfırdan büyük oluyor? Her tam sayı için bu doğru bir ifade değil. Her x eleman r. Her reel sayı için x kare artı 3 x artı 4 sıfırdan büyüktür diyor. İkinci derece bir denklemin her x için sıfırdan büyük olması için deltasının sıfırdan küçük olması ve x karenin katsayısı olan a dediğimiz ifadenin ise sıfırdan büyük olması gerekir. X karenin katsayısı sıfırdan büyük. Eğer bunun deltası sıfırdan küçük çıkarsa her x reel sayı için bu sıfırdan büyüktür demektir. Deltasına bakalım onun. B kare eksi 4ac. B karemiz 3'ün karesi olan 9. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz ise 4. Sonuç eksi 7. Evet sıfırdan küçük. Bir ikinci derece denklemin deltası sıfırdan küçükse o ifade ya hep pozitif çıkıyordur ya hep negatif çıkıyordur. X karenin katsayısı pozitifse o hep pozitif çıkıyordur. X karenin katsayısı negatifse delta sıfırdan küçükken hep negatif çıkıyor demektir. Doğru olan ifademiz budur. Her x için bu sıfırdan büyük çıkar. Gene oldukça kaliteli ve zorlu bir soruydu. Bizim matematik okumamızın ne düzeyde olduğunu kontrol ediyor. Üniversite sınavında gelme adayı bir sorudur. Onuncu soru. Bir öğrenci P veya Q denktir 1 veya Q veya R denktir 1 ise P veya R denktir 1 olduğunu iddia etmektedir. Öğretmen ise bu önermenin yanlış olduğunu öğrencisine göstermek için bazı durumları denemesini istemiştir. Buna göre öğretmen aşağıdaki durumlardan hangisini göstermelidir? Bunun yanlış olmasını sağlayan bir tanesini bulacağız işte. Tek tek şıkları denemeye başlayalım. A şıkkından başlayalım. P veya Q 1 veya 1 denktir 1. Tamam. Q veya R 1 veya R'miz 0 denktir 1 veya da 1 baskın. Tamam bu da doğru. İse P veya R 1'dir diyor. 1 veya 0 o da 1'dir. Öğretmen bunu denettirirse öğrenciye, öğrenci der ki benim iddiam doğru işte ben diyorum ki P veya Q 1 olursa, Q veya R 1 olursa sonuç 1 olacak. Evet öyle oluyor der. Burada öğrencinin söylediğinin yanlış olduğunu göstertemeyiz. Önermenin yanlış olduğunu öğrencisine göstermek için bir tanesini denetiyor. Gelelim buna. P veya Q 1 veya 0
Birdir, tamam. Sıfır veya sıfır, Q veya R. Sıfır veya sıfır. Burada bu bir etmez, sıfır eder. İse P veya R birdir. Burada bu sıfır ediyor. P veya R'ye gelelim. P veya R 1 veya 0 1. Şimdi burada bu arızalı çıktı da. Şimdi hoca bunun yanlış olduğunu göstermek istiyorsa şöyle bir şey yapacak. Şu ikisi doğru çıkıyorken şunun yanlış çıktığını göstermesi gerekiyor. Şimdi birçok kişi yani bu soruyu çözmeye kalkan burası yanlış oldu bu şıkkı işaretler. Halbuki bunun yanlış olduğunu göstermek isteyen öğretmenin yapması gereken şu şartlar sağlanıyorken şunun çıkmamasını göstermeye hedeflemesi lazım. Tahminen de D şıkkı. Hadi oynamayalım. Sanki D şıkkı gibi duruyor. P veya Q, 0 veya Q, 0 veya 1, 1 çıkıyor. Evet. Q veya R, 1 veya 0, 1 çıkıyor. Evet. Bu ikisi sağlandı. Şimdi bu sağlanmazsa öğretmen yanlış olduğunu göstermiş olacak. P veya R, 0 veya 0, 0 çıkıyor. Bu ikisi sağlanırken bu sağlanmadığı için öğretmen öğrencisinin iddiasını çökertmiş oldu. Bu tarz bir ise ile yapılmış bir şeyde yanlışlığını göstermek istiyorsak bunlar sağlanırken bunun sağlanmadığı bir durumun peşine düşmeliyiz. Benim o deneme ile başladığımızda burada birçok kişinin kafası karışırdı. Hedefimizi söyleyelim. Burası sağlanırken burasının sağlanmadığı durumu göstermeyi hedeflemeliyiz. Oldukça güzel bir sorudur bu da. 11. sorumuza geldik. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Bir sadeleştirme sorusu. Öncelikle buradaki ise'den kurtulmalıyız ki bu olumsuzu uygulayabilelim. Olumsuz iseli hale uygulanamaz. Buradaki ise'den de şöyle kurtuluyoruz. İlkinin olumsuzunu alıyoruz. Aradakini veya yapıyoruz. Q. Bu dışarıdaki olumsuzu içeri uygulayalım. P'nin değili ve Q'nun değili. Bu olumsuzu içeri uyguladık. Şimdi buradaki olumsuzu içeri uygulayalım. P ve Q'nun değili veya P'nin değili ve Q'nun değili. Burada çok açık bir şekilde gözüküyor ki Q'nun değili P veya P'nin değili üzerine dağıtılmış. Bunu topluyoruz. Q'nun değilini çekiyorum burada. Q'nun değili V ile dağıtılmış. Kimin üzerine dağıtılmış? P veya P'nin değili üzerine dağıtılmış. Bu şekilde dağıtılmış bir versiyonu gördüğümüzde onu toplayabilmeliyiz. Dağıtıldığını da şuradan anlarız. Veya VV veya tam tersi V veya veya. Burada P veya P'nin değili ikisinden birisi her halükarda bir olacak. P veya P'nin değilinin sonucu ikisinden birisi her halükarda bir olacağına göre bir çıkar. Çünkü veya da bir baskındır. Q'nun değili ve bir kaldık. 1 V'de baskın mıdır, çekinik midir? V'de baskın olan 0'dır. Burası 1 ise eğer, buradaki Q'nun değili ne olursa sonuç o çıkacak. Q'nun değili 1 ise sonuç 1 çıkacak. Q'nun değili 0 ise sonuç 0 çıkacak. Bu nedenle Q'nun değili ve 1'in sonucu Q'nun değilidir. Bu ifadenin en sade hali Q'nun değilidir. Cevabımız C şıkkı. Ve son sorumuza geldik. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere 3 önerme verilmiş. R ise P veya Q önermesi yanlış olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi bu önermenin sonucu R ise P veya Q yanlış çıkmış. İse de sonucun yanlış çıkabilmesi tek bir durumda mümkündür. İlk giren 1, ikinci giren 0 olmalıdır.
Veya da sonucun sıfır olabilmesi tek bir durumda mümkündür. İkisi de sıfır sıfır olmalıdır. Anladık ki bu önerme yanlış olduğuna göre P sıfırmış, Q sıfırmış, R ise birmiş. Yani bu önermemiz yanlış. Bu önermemiz yanlış. Bu önermemiz ise doğru. C bir pozitif tek sayıdır. Bu doğru. C'nin kesinlikle pozitif bir tek sayı olduğunu biliyorsunuz. Mesela 3 gibi bir şey. Veya 1 de diyebiliriz. 3. A'nın kübü sıfırdan büyük ifadesi yanlış olacağına göre, A'nın kübü sıfırdan büyük ifadesi yanlış olacağına göre, A demek ki negatif bir sayı. Buradan bunu anladık. Üniversite sınavında gelme ihtimali şimdiye kadar çözdüğümüz sorular içinde en yüksek olan bu soru diyebilirim. B'nin kübü sıfırdan küçük. Bu ifadenin de yanlış olduğunu biliyoruz. O zaman B'nin kesinlikle negatif değil de pozitif olması lazım. B negatif olsa sıfırdan küçük olur. B pozitif olmalı ki bu yanlış olabilsin. Anladık ki A negatif, B pozitif, C zaten pozitif. A ile B'nin çarpımı sıfıra eşit ve küçük demiş. Yalnız burada bir ihtimal daha var. Sıfırdan büyük diyor. A sıfır da olabilir. Burada A sıfır olursa da bu ifade yanlış. Aynı şekilde burada B sıfır olursa da bu ifade yanlış. Şunları bir düzgünce yazalım. A küçük eşit. Buradaki eşitliği görünce bu duruma uyandım. A küçük eşit sıfır kesin bilgi. B büyük eşit sıfır kesin bilgi. C büyük sıfır kesin bilgi. A ile B'nin çarpımı sıfıra eşit ve küçüktür diyor. A ile B'nin çarpımı birisi pozitif birisi negatif olduğu için kesinlikle negatif veya ikisinden birisi sıfır olabileceği için de sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olur. Her zaman doğru olan cevabımız A şık. Diğerlerini de kontrol edelim. A ile C'nin çarpımı sıfıra eşit ve büyüktür diyor. C'nin pozitif olduğunu biliyoruz. A'nın negatif sıfırdan büyük çıkması mümkün değil. A ile C'nin toplamı sıfırdan küçüktür diyor. A ve C'nin toplamında hangisinin değerinin daha büyük? Birisi negatif, birisi pozitif. Hangisinin değerinin daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Negatif, pozitif çıkar karar veremeyiz. B ile C'nin çarpımı sıfıra eşit ve küçüktür diyor. B ile C'yi çarparsak ikisi de pozitif, sıfıra eşit ve büyük olması lazım. B sıfır olabildiğinden dolayı yanlış. A büyüktür B. A negatif, B pozitifken A B'den nasıl büyük olabilsin? Bu da yanlış. Cevap böyle sorularda A şıkkında çıktığında birçok kişi inanmaz ve bütün şıklara bakar. Ki ben de şu an onu yaptım. Bu şekilde bu testimizi burada noktalıyoruz. Bu testin içinde üniversite sınavında gelme düzeyinde olan en az 5-6 tane mantık sorusu vardı.